Herkese selam arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bugün günlük kripto işlemlerimizde karşımıza sıkça çıkan mainnet, testnet ve devnet kavramlarını inceleyeceğiz. Hadi hemen konumuza geçelim. Bu içeriğimizde mainnet, testnet ve devnet kavramlarını olabildiğince basit bir şekilde ve günlük hayattan örnekler vererek açıklamaya çalışacağım. İlk olarak mainnet'ten başlamak istiyorum. Türkçesi ana ağ olan main ve network kelimelerin birleşimiyle oluşan mainnet, bir blockchain protokolünün tam olarak geliştirilip yayınlandığını açıklamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim biraz havada kalmış olabilir. İçinde karışık terimler var. Ancak hiç dert etmeyin. Testnet'i de açıkladıktan sonra örneklerle çok daha iyi pekişecektir. Şimdi mainnet'te iki tane kavramımız var. Gaz ücretleri ve hatalar. İlk olarak gaz ücretlerinden bahsetmek istiyorum. Bir mainnet üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirebilmek için bir miktar ücret ödemek zorundayız. Bu ücrete de biz gaz ücreti diyoruz. Şimdi bu ücreti zaten hepiniz biliyorsunuz. Bir işlem yaptığınız zaman hemen MetaMask'tan bir onay ekranı çıkar. Burada belli bir miktarlar vardır. İşte Ethereum ağında, BNB ağında veya AVAX ağında bu miktarlar değişebilir. Buradan bizim bunu onaylamamızı ister. Onayladıktan sonra örneğin bir NFT'de mint edecekseniz NFT'nin fiyatı mesela 1 AVAX diyelim. Ama sizin cüzdanınızdan çıkan miktar 1 AVAX değildir. 1 AVAX'tan daha fazladır. İşte o fazla olan miktar gaz ücreti, yani fee dediğimiz bu şey. O işlem, yani gerçekleştirdiğimiz o işlem için ödediğimiz miktardır. Şimdi hatalar kısmına gelelim. Mainnet aşamasındayken oluşabilecek hatalar ve bug'lar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Yani binlerce, hatta on binlerce insanın yani tüm paralarını kaybedebilirler. Tüm paraları bir anda böyle duman olabilir. Devam edelim. Testnet'e geçelim şimdi. Testnet bir blockchain protokolünün veya ağının tam kapasite olarak çalışmadan önce, yani mainnet'e geçmeden önce yapılan test aşamasına verilen isimdir. Şimdi testnet'in bazı önemli noktaları var. Maliyet, amaç ve hatalar gibi. Şimdi maliyet dediğimiz şey, testnet'in en büyük avantajı zaten maliyettir. Testnetlerde kullanılan tokenlerin hiçbir mali karşılığı yoktur. Şimdi mainnet'te de maliyet vardı. Mainnet'teki maliyette cebimizden bir para çıkıyor. Bunun bir karşılığı var. Ancak testnet'teki bu maliyetin, yani ödediğimiz bu gaz ücretlerinin herhangi bir mali karşılığı yok. Yani bir değeri yok. İşte gidin Ethereum ağındaki bu testnetlerden, Goerli'den mesela Ethereum toplayın. Şimdi yüzlerce, binlerce, on binlerce Ethereum toplayın. Hatta bunu 1 milyon Ethereum yapın. Yani çok uğraşın, 1 milyon Ethereum yapın. Bunun 1 TL'lik bir karşılığı bile yoktur. Yani gidip bunu 1 TL'ye bile satamazsınız. Hiçbir karşılığı olmaz. Aynı şekilde diğer ağlar için de geçerli. Şimdi amaca gelelim. Testnetlerin yegane amacı hazırlık yapmaktır. Bir tiyatro oyununda oyuncular asıl gösteriye çıkmadan önce prova yapıyorsa, blockchain'de çıkacak depler veya ağlarda mainnet'e geçmeden önce kendileri de ve çalışmalarını denemek için prova yapmak zorundadırlar. Şimdi buraya zorundadırlar diyorum. Çünkü mainnet'e geçtikleri zaman herhangi bir hata veya bug'la karşılaşmak istemiyorlarsa o projeyi testnet'e sokmak zorundalar. Şimdi bu örnekten devam edelim. Bir tiyatro oyunu dedik. Mesela bu tiyatro oyunu seyirci, o tiyatro ekibi seyirci karşısına çıkmadan önce bir prova yapıyor. Bu provada da hani bu provayı yapmalarındaki bazı amaçlar vardır. Hani bazı kriterlerini kontrol ederler. Senaryoyu iyi ezberlemişler mi? Mesela jest ve mimikler iyi mi? İşte sahneye uyumları iyi mi gibi bazı kriterlerini test ederler. Bu blockchain'deki testnet'te de mantık aynıdır. Bu projeler bazı özelliklerini, bazı kriterlerini test ederler. Örneğin hızları yeterli mi? Veya güvenlik, işte herhangi bir güvenlik açığı var mı? Veya işte çok kullanıcı geldiği zaman, işte bir anda 1000 tane, 2000 tane işlem olduğu zaman sistemde herhangi bir çökme oluşuyor mu gibi noktaları test etmektir. Şimdi hatalar kısmına gelelim. Ne demiştik mainnet'te? Mainnet'teki hataların sonuçları çok ciddi olur demiştik. Ancak testnet'te öyle değil. Hatta testnet'te bu tam tersi. Yani test ağında çıkacak hiçbir sorun tehlike arz etmez. Amaç zaten olası sorunları tespit etmektir. Hatta birçok testnet'te projede olan bug'ları bulup ekibe bildiren kişiler ödüllendirilir. Yani testnet'te hata bulduysanız eğer bunu ekibe bildirin. Yani büyük ihtimalle size bir şekilde bir ödül verirler. Ve testnet'te bulunan hatalar da önemlidir. Yani hatanın bulunması gerekir zaten. Şimdi devam edelim. Mainnet ve testnet, bu iki kavramı birbirinden tek cümleyle ayıracağız. Mainnet dediğimiz şey gerçek dünya. Yani direkt olarak gerçek. Bu yaşadığımız dünyaya mainnet diyelim. Testnet ise bir sanal dünya.
veya işte buna rüya alemi de diyebilirsiniz. Hani bu buna benzer bir terim kullanalım buna. Mesela gerçek dünyada bir işlem yaptığınız zaman mesela yani gidin pencereden atlayın, bacağınızı kırarsınız ve Allah korusun ölürsünüz. Yani bunun bir sonucu olur ve bunun bir geri dönüşü de olmaz. Ama bir sanal dünya hayal edin. İşte bir bilgisayar ortamında olsun mesela. Aynı işlemi orada yaptığınız zaman size hiçbir şey olmaz. Devam edelim. Şimdi geldik DevNet kavramına. Aslında TestNet ve DevNet birbirine inanılmaz derecede benzeyen kavramlardır. Hatta bunu araştırdığınız zaman da bazı kaynaklarda bunların eş anlamlı olduğu bile yazar. Ancak aralarında bazı böyle ufak tefek farklılıklar vardır. Şimdi DevNet'in tanımına bakalım. DevNet aşaması bir blockchain ağının geliştirme aşamasıdır. DevNet yazılım geliştiriciler tarafından kullanılan bir örnek blockchain ağıdır. Şimdi ne demiştik? TestNet ve DevNet arasında bazı farklılıklar var. Testnetler genellikle sınırlı bir süre için kullanılır ve daha sonra yenilenir veya kapatılırken, devnetler ise genellikle daha uzun ömürlüdür ve yazılım geliştiriciler tarafından sürekli olarak kullanılırlar. Şimdi devnetlerle ilgili önemli bir kısım daha var. Aslında bu genel, yani devletlerle ilgili değil, genel bir paragraf. Devnet aşamasından sonra uygulama genellikle testnet aşamasına taşınır ve daha geniş bir kullanıcı grubu tarafından test edilir. Eğer testnet aşamasında başarılı bir şekilde tamamlanırsa son olarak üretim ortamına taşınır ve tamamen çalışır hale gelir. Şimdi bu paragraftan yola çıkarak şöyle bir grafik çizebiliriz aslında. İlk olarak proje devleti yayınlar. Devlet de önce bir bakar. Ardından devlet olumlu sonuçlanınca çok daha büyük kitlelere hitap edebilmek adına testnet yayınlarlar. Testnet'te de bir süre kullanırlar. Testnet'ten sonra işte geri bildirimleri aldılar. İşte kullanıcılar bug buldu, bug'ı ekiplere bildirdiler, bunun üstüne gittiler, bunları çözdüler, hataları çözdüler. Projeyi tam olarak böyle mainnet'e hazırladılar. Ve burada karar aşaması devreye giriyor. Ekip burada bu projenin mainnet'e geçip geçmeyeceğine karar veriyor. Hani eğer bunu bir kez daha test ederim derse başka bir testnet sürecine de girebilirler. Ancak eğer bu mainnet'e hazır derlerse proje mainnet aşamasına geçmiş olur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve aklınıza takılan soruları yorumlara veya Telegram gruplarımıza sormayı unutmayın.